Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yaz aylarına girdiğimiz bu dönemlerde hepimizin ana gündem konusu olan güneş kremlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz güneş kremlerini neden kullanmalıyız diye baktığımız zaman güneşten bizim vücudumuza ulaşan iki farklı ışın var biliyorsunuz ki. Bunların bir tanesi UVA ışınları, bir diğeri UVB ışınları. Şimdi UVA ışınları bu durumun %95'ini oluşturuyor ve genelde biz yaz kış UVA ışınlarına maruz kalıyoruz. Yalnız UVB ışınları bizim derimize ulaşan ışınların yaklaşık %5'ini oluşturmasına rağmen biz daha çok UVB ışınlarına maruziyeti parlak güneş ışığında ve güneşin dik açıyla geldiği zamanlarda oluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda bu %5 olmasına rağmen UVB ışınının enerjisi UVA'dan çok çok daha fazla. Şimdi bu UVB ışınları derimize ulaştığı zaman bizim derimizde bazı olaylar olmaya başlıyor. Bunların başında melanosit dediğimiz renk pigmenti üreten hücreler melanin pigmentleri üreterek bunlar derinin üst tabakalarına doğru ilerlemeye başlıyor. Bir diğeri keratinositler dediğimiz yapılar yine derinin üst tabakasına doğru ilerleyerek üst derinin kalınlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Böyle bir durumda UVB ışınlarının dermis tabakasına inmesini engellemeye çalışıyor. Bir diğeri de Langerhans hücreleri dediğimiz hücrelerden antijenik maddeler salınıyor ve böyle bir durumda da vücudumuz immünolojik olarak bir yanıt vermeye başlıyor. Yani bunların hepsini e, biz herhangi bir şey yapmadan vücudumuz yapmaya başlıyor. Aynı zamanda UVA ışınlarıyla da bu etkileri görmemiz söz konusu. Fakat bu etkiler UVB'de daha fazla ortaya çıkıyor. UVA ışınlarında ise UVA ışınları camı aşabilen ve sürekli maruz kaldığımız ışınlar demiştik. Bunlar dermis tabakasına kadar inerek kolajen yapımızın bozulmasına, elastin liflerinin parçalanmasına ve derimizin sıkılığını kaybetmesine ve yaşlanmasına sebep oluyor. Aslına bakarsanız foto yaşlanma dediğimiz olay UVA ışınlarının derimize temas etmesi sonucu oluşmuş bir şey. Şimdi ışınların böyle etkileri olduğu için bu ışınlardan korunmanın en kolay yöntemi Güneş koruyucu kullanmak. O yüzden biz yaz kış Güneş koruyucu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi peki güneş koruyucunun e, üzerinde yazan bazı değerler var biliyorsunuz. Bu değerlere göre güneş koruyucumuzu seçmemiz gerekiyor. Kısaca bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Birinci bahsetmek istediğim değer SPF şeklinde yazılan sun protection factor olarak geçen UVB ışınlarına karşı korumayı gösteren değer. Şimdi bu değer genelde 15, 30, 50 şeklinde en çok tercih edilen değerler. Bu değer ne demek? Şimdi minimal eritem doz diye bir yine bir değer var. Minimal eritem doz 16 veya 24 saat güneşe maruziyet sonrasında UV ışınları derimize değdiği zaman bizim derimizde eritem etki yaratacak, yani bir kızarıklık yaratacak UV ışınının miktarını gösteren doz. SPF değerleri de buna göre belirleniyor. Güneşten korunmuş bir cilt ile güneşten korunmamış bir cildin minimal eritem dozu birbirine bölünerek elde edilen değerler. Diyelim ki SPF 30 olan bir ürün kullanıyoruz. Böyle bir durumda bizim güneşten etkilenmemiz için gereken süre ne kadarsa ki kişiye göre bu kesinlikle değişir. 30 faktör bir ürün kullandığımız zaman biz onu 30 kat daha ötelemiş oluyoruz. Yani SPF değerlerinizi dikkat etme sebebimiz bu. Peki bunların arasında ne fark var? SPF 15 UVB ışınlarının yaklaşık %93'ünü geri yansıtıp %7'sini derimize geçiriyor. SPF 30 yüzde %97'lik bir kısmını yansıtırken %3'ünü derimize geçiriyor ve SPF 50 de %98'lik bir kısmını yansıtırken %2'sini derimize geçiriyor bir de çok merak edilen ve sorulan sorulardan bir tanesi SPF 100. SPF 100 de %99 kadarını geri yansıtıp %1'ini geçiriyor. Yani SPF 50 30'dan yaklaşık 1,5 kat daha iyi ama SPF 50 ile 100 arasına aslına bakarsanız çok fazla bir fark yok. Eğer doğuştan olan bir deri problemimiz, bir hastalığımız söz konusu değilse SPF yüz değerinde bir ürünü kullanmamıza çok da gerek yok açıkçası. Bu değerlerin yanı sıra bir de UVA'dan koruma değerini gösteren sayılar oluyor veya bazı işaretler oluyor kutuların üzerinde. Eğer kutunun üzerinde UVA ibaresini görüp böyle bir kare içine veya yuvarlak içine alınmış şeklini gözlemliyorsanız bu yaklaşık olarak ürünün SPF değerinin 1 bölü 3'ü kadarı bir UVA koruması olduğu anlamına geliyor. Bunların yanı sıra UVA korumasını gösteren başka değerler de var. Özellikle Japon yönetmeliğine göre belirlenmiş PA değerleri var. Protection Grade of UVA olarak geçiyor. Bu PA değerlerinin yanında artı işaretleri var. 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı şeklinde gidiyor. Ve artı sayısı ne kadar fazlaysa o kadar iyi UVA'dan koruyor anlamına geliyor. Aynı zamanda e, PPD değerleri dediğimiz değerler var. Bunlar da Persistent Pigment Darking olarak geçen kalıcı pigment koyulaşmasını gösteren değerler. Yine bunlar da... 4 ile 28 arasında derecelendiriyor. Aynı zamanda Boots derecesi dediğimiz bir derecelendirme var. Burada da hem UVA'ya hem UVB'ye bakılıyor. Böyle bir durumda da yıldızlarla ifade ediliyor. Bir yıldız, iki yıldız şeklinde gidiyor. Yıldız sayısı ne kadar fazlaysa ürünün koruyuculuğu o kadar yüksek demek oluyor. Şimdi Dolayısıyla böyle bir ürün seçerken herhangi bir güneş kremi alacakken hem UVA'dan hem UVB'den koruması son derece önemli. Çünkü UVA direkt foto yaşlanmaya sebep olmasının yanı sıra aynı zamanda %15 oranında bir güneş yanığının da sebebi. UVB'de zaten biliyorsunuz en büyük etkisi %85 kadar güneş yanığı oluşturması güneş lekeleri oluşturması ve bunların olmasını engellemek için bu tarz ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Şimdi bunların yanı sıra piyasada bildiğimiz iki çeşit güneş kremi var. Bunlar genelde işte fiziksel güneş kremleri yok kimyasal güneş kremleri, mineral falan diye geçiyor. Aslına bakarsanız bunların arasındaki fark içine konan filtreler. Yani güneşten korumak için kullanılan filtrelerin yapısından dolayı böyle bir ayrım yapılıyor ve içine inorganik filtreler dediğimiz titanyum dioksit işte demir oksit zinc oksit gibi e, filtreler koyanlar güneş kremlerini mineral işte fiziksel güneş kremi olarak pazarlarken bunları kullanmayan işte organik filtreler kullananlar da işte kimyasal güneş kremiymiş gibi ...pazarlanabiliyor. Aslına bakarsanız bunların tek farkı... ...içerisine organik ürünler konulanlar... ...derimizden emilirken diğerleri derimizden emilmiyor ve... E, ...çoğumuzun sevmediği böyle yüzümüzde beyaz bir tabaka bırakıyor. Arasındaki fark bu. Peki bunlardan hangisini seçmemiz lazım? Hangisi daha çok koruyor diye düşündüğümüz zaman eğer değerleri aynıysa arasında hiçbir fark yok. Yani herhangi bir tanesini seçmeniz yeterli. Hani bu fiziksel olduğu işte inorganik madde var veya mineral veya bu daha iyi koruyor. Daha öyle bir şey yok. Bu tamamen kişisel tercihiniz. Hangisini daha kolay kullanıyorsanız, hangisi sizi rahatsız etmiyorsa ve günlük yaşantınıza uygunsa herhangi bir markanın böyle bir kremini tercih edebilirsiniz. Bir de tabii bunların ikisini de içeren yani bu filtre çeşitlerinin ikisini de içeren Güneş kremleri var. Böyle kremlerde tercih edebilirsiniz. Bunların yanı sıra güneş kremlerinin içerisine konan başka maddeler de var biliyorsunuz. Bunları da cilt tipinize göre seçmeniz gerekiyor. Yani güneşten korunmanın yanı sıra cilt tipinize uygun olan bir güneş kremi almanız son derece önemli. Çünkü genel olarak güneş kremi ile ilgili karşılaştığımız şikayetlerin başında Akne oluşturması geliyor. Akne oluşturmasını engellemek amaçlı cildinize uygun bir güneş koruyucu seçimi son derece önemli. Bunların yanı sıra akne oluşturmasının temel sebeplerinden bir tanesi de güneş kremlerini istenildiği gibi temizleyememek. Yani güneş kremlerinin daha yağlı olan temizleyicilerle temizlenmesi gerekiyor. Çünkü genelde e, su bazlı temizleyicilerle çok iyi çıkmayabiliyor. Veya çift aşamalı temizlik daha da uygun olur tabii ki. E, ve genelde bu tarz temizlenmediği zaman e, akne oluşturması söz konusu oluyor. Güneş kremlerinin ciltten soyulmasıyla ilgili de çok fazla geri bildirim alıyoruz. Böyle bir durumda da birincisi güneş koruyucunuz sizin cildinize uygun olmayabilir. İkincisi de yüzünüze arada bir peeling yapmak çok yerinde bir davranış olacaktır. Bu arada yine saç bakımımızla ilgili çektiğim videoda da bahsetmiştim. Oradan da izleyebilirsiniz. Güneşin saçlarımıza da çok büyük etkileri var. Ve bunlar maalesef ki kötü etkiler. Saçlarımızdaki hem protein yapısını bozuyor hem de melanin pigmentinin davranışını değiştirerek saçlarımızın renginin açılmasına ve daha kötü bir renk almasına sebep olabiliyor. O yüzden özellikle boyalı saçlar için yaklaşık bir saat güneşin altında kalmak kesinlikle saç yapımızı değiştiren bir durum. O yüzden böyle bir durumda da yine güneşten koruyucu spreyleri saçımıza kullanmakta da yarar olduğunu düşünüyorum. Bir de en çok sorulan sorulardan bir tanesi hangi güneş kremini almalıyım ki benim makyajım bozulmasın? Yani gün içerisinde Güneş kremimi tazelemek istiyorum. Hani makyajın üzerine ne sürebilirim? Şimdi maalesef üzülerek belirtiyorum ki makyajınızı bozmayan bir güneş kremi yok. Yani herhangi bir siti veya spreyi evet makyajın üstüne uygulayabilirsiniz veya böyle fondöten tarzı pudra tarzı bir ürünü. Ama genel olarak çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla ve gözlemlerimizle de gördüğümüz kadarıyla zaten güneş kremi sürülmesi gereken miktarda sürülmüyor. Yani çoğu insan mesela 2 milim güneş kremi sürmesi gerekiyorsa 0.5 ile 1.5 arasında sürüyor. Yani ortalama yarısını sürüyor. Hani herkes diyor ya işte e, santimetre kare başına 2 miligram güneş kremi kullanmalıyız. Böyle bir durumda yetişkin bir insanın ortalama bir bedeni için yaklaşık bir güneşin altında kaldığı gün için 40 gram ürün kullanması gerekiyor. Veya işte sadece yüzünüze kullandığınız bir ürün içinde yaklaşık aldığınız bir ürünün en geç 1,5-2 ayda bitmiş olması gerekiyor. Ee, buradan yola çıkarak ne kadar güneş kremi kullandığımızı siz de kendiniz ölçebilirsiniz. Yani bu bu arada bize has bir şey değil. Dünyanın her yerinde bu böyle. İnsanlar güneş kremini daha az sürme eğiliminde. Dolayısıyla daha az güneş kremi sürdüğümüz zaman üzerindeki değerlere ulaşma ihtimalimiz yok. Yani makyajın üstüne sürdüğümüz ürünlerde de geçerli. Ee, çok az bir tabaka makyajın üstüne geçiyoruz ve böyle bir durumda işte ben SPF 50 koruması olan bir ürün sürdüm demek olmuyor ki dediğim gibi yaklaşık yarısını falan ancak sürüyoruz. O yüzden maalesef ki üst üste yine istenilen miktarlarda sürülemediği için makyajı bozmayan bir güneş kremi henüz yok. Bu arada tabii şöyle de bir durum var. İnorganik bileşikler içeren yani yüzde bu beyaz leke bırakan birçoğu bırakıyor beyaz leke bırakan güneş kremlerini daha az kullanma eğilimindeymişiz. Yani onları biraz daha hafif yapıda sürüyormuşuz. O yüzden böyle bir durumda diğer içerikleri tercih etmeniz daha olası. Fakat tabii ki bu organik içerikli güneş kremleri cildimizden emildiği için ani bir ısı artışı veya böyle yüzün terlemesi ya da böyle bir öf bir daraldım hissiyatı oluşabiliyor. O yüzden öyle bir hissiyat yaşıyorsanız da Maalesef bu beyaz renk bırakan güneş kremlerini kullanmanız gerekiyor ya da bunların renklileri var, onları tercih edebilirsiniz. Bunların yanı sıra en sık gelen sorulardan bir tanesi evde de güneş kremi kullanmam gerekiyor mu? Veya işte ben güneşten çok etkilenmiyorum, yine de güneş kremi kullanmam gerekiyor mu? Biraz önce bahsetmiştim. UVA ışınları camdan geçebilen ışınlar. UVB ışınları camdan geçemiyor. Ama bizim zaten yaşlanmamıza sebep olan asıl ışınlar UVA ışınları. O yüzden güneşe karşı maruziyet sonucu oluşan yaşlanmanın önüne geçmek istiyorsak evet evdeyken de çok güneş alan bir evimiz varsa dışarıdayken de bizim güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Yani mesela ben yapı olarak da güneşe karşı çok hassas olan bir insan olmamama rağmen benim de güneş kremi kullanmam gerekiyor. Bunu koyu tenle, hassasiyetle veya bir başka şeyle alakası yok. Yani o ışın bana da geldiği zaman benim kolajen yapımı da bozuyor. Hani belki güneş yanığı oluşturmuyor ama işte benim elastin liflerimi de bozuyor. Bu herkes için geçerli. Kişiye göre değişmiyor. Bir de en fazla tartışılan konulardan birisi UVB ışınları sayesinde sentezlediğimiz D vitaminini güneş koruyucu kullandığımız zaman üretemiyor oluşumuz ya da bu konuda yapılan çeşitli tartışmalar. Bu tartışmaları da güneş kremi kullanmanın D vitamini ile olan ilişkisini de bir sonraki videoda sizlere anlatmış olacağım. Görüşünceye de kendinize iyi bakın, hoşçakalın.